Güneşin yüzeyinde, iki yeni devasa leke grubu ortaya çıktı. Gruplardaki bazı lekelerin boyutunun, Dünya'dan büyük olduğu belirlendi. Söz konusu aktif gruplara, AR2993 ve AR2994 adı verildi. Her grupta, birden fazla güneş lekesi yer alıyor. Yıldızın en dış katmanında oluşan güneş lekeleri, çeşitli patlamaların meydana geldiği, aktif bölgeler diye tanımlanıyor. Bunların sıcaklığı, çevrelerine kıyasla sıcaklığı daha düşük olduğundan, karanlık lekeler olarak görülüyor. Bu lekelerde meydana gelen patlamalar, uzaya radyoaktif parçacıkların savrulmasına neden oluyor. Güneş rüzgarı adı verilen bu parçacıklar, gezegenlere ve dolayısıyla Dünya'ya da yönelebiliyor. Bu plazmalar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girip, manyetosferde geçici bozulmalara yol açtığında, Güneş fırtınası adını alıyor. Uzmanlara göre Güneş fırtınaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebiliyor. Ayrıca uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabiliyor. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden fizikçi Dean Pesnell, önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha büyük aktif bölgeler göreceğimize eminim diye konuştu. Geçen hafta, Dünya başka bir güneş lekesi grubuyla bağlantılı, bir plazma fırtınasından kıl payı kurtulmuştu. Güneş döngüsü maksimuma doğru ilerlerken, giderek daha karmaşık leke bölgeleri görünür hale geliyor ve, bu da daha sonra patlamalar üretebiliyor. Bilim insanları, güneşteki patlamaların birkaç yıl içinde, giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Çünkü güneş, şu anda hareketli bir evrede. Yıldız her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve, yenisini başlatıyor. Güneşin 2019'da, 25. döngüsüne girdiği biliniyor. Bu döngülerden sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin, minimum seviyeye indiği dönemlere, solar minimum adı veriliyor. Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelerse, solar maksimum diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre yıldız şu anda, hareketli bir dönemden geçiyor. Ancak henüz başında olduğu için, 2022'nin çok şiddetli olaylara tanıklık etmeyeceği düşünülüyor. 2025'te ise, solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında, şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.